Bugün size acayip güzel ve çok pratik bir tatlı yapacağım. Zerdeçallı bir crumble ama ondan daha güzeli bu crumble'a eşlik edecek mükemmel bir muzlu puding. Hem de pişmeyen bir muzlu puding. Önce crumble'ın genel işlemiyle işe başlıyorum. Crumble yani üstündeki böyle kıtır kıtır olan o katman için birazcık aromaya ihtiyacımız var. Bir havanın içerisine bir kaşık kadar tohum kişniş koyuyorum. Hızlıca eziyorum tohum kişnişi. Hafif aromasını çıkarttıktan sonra kenarda bekletiyorum. Crumble yapmak için mutlaka ve mutlaka soğuk tereyağına ihtiyacınız var. Benim tereyağım dolaptan çıkıyor. Tereyağı tezgaha koyuyorum. 75 gram tereyağı, 4'te 3 su bardağı kadar un ilave ediyorum. 1,5 yemek kaşığı kadar toz şeker ilave ediyorum. Ve bunların hepsini şöyle elle yoğurmaya başlıyorum. Şu şekilde güzel küçük küçük kaya parçaları vaziyetinde bir kum kıvamına getirdik. Tereyağı aşırı derecede erimeye başlamadan hemen ince dövdüğümüz kişnişi ve yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar da zerdeçalı üzerine ilave ediyorum. Ve her şeyi şöyle bir tur daha harmanlıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir renk ve bu tip bir hani böyle kalın çakıllı kumlu bir kıvam elde ettik. Şimdi bunu fırın kağıda serdiğim bir fırın tepsisinin üzerine düz bir katman olacak şekilde yayarak serpiyorum. Ve 180 dereceye önceden ısıttığım fırına bu arkadaşımıza atıyorum. Bakın bu aşağı yukarı 20-25-30 dakika kadar pişecek. Sizden isteğim saatinizi 10 dakikaya kurun. Her 10 dakikada bir çatalla crumble'ı şöyle bir karıştırın. Dümdüz kalın bir kat olmasın. Tereyağla beraber unlar kendi içerisinde pişsin. Hafif lezzetli, kendi küçük kıtırları içinde olan taneler olsun. Bu bizim üst katmanımız olacak ve acayip lezzetli olacak. Hadi buyurun ona yakışan bir alt katman elde edelim. Alt katmanda isterseniz pişen bir puding yapabilirsiniz ama pişmeyen bir pudingle bu katmanı elde etmeniz çok kolay. Şöyle bir parçalayıcı haznesine 4 tane orta boy muz koyarak işe başlıyoruz. Üstüne yaklaşık 8 kaşık kadar fıstık ezmesi, 4 yemek kaşığı kadar kakao, 1 küçük tutam tuz, yaklaşık 1 çay kaşığı kadar vanilya özütü ya da bir silme çay kaşığı kadar toz vanilya ve son olarak da çeyrek bardak kadar süt ekliyorum. Sıra geldi günün kahramanına. Bugünün kahramanı Bosch Ergomaster 1200 watt'lık muhteşem gücü ve acayip parçalama haznesiyle beraber bu arkadaş. Niye böyle bir şeye ihtiyacınız var? Çünkü bunun pürüzsüz bir kıvama kadar iyice çekilmesi lazım ve Ergomaster 1200 watt'lık acayip güçlü motoruyla uzun süreler çalışır, yorulmaz, ısınmaz ve böyle ürünleri pürüzsüz bir hale getirir. Bunu da paramparça edecek. Buradaki işim neredeyse tamam sayılır. Şu fırındakine bir bakmak istiyorum çünkü 25 saniye sonra 10 dakika olacak. Bakın bunu şöyle göstereyim size. Birazcık oldu gibi ama hali hazırda hafiften bir karıştırılmaya ihtiyacı var. Orta kısımları hala birazcık yaş. Her şeyi bir karıştırdım. Fırının kapağını kapatıyorum ve bir 10 dakika daha veriyorum. Bu 10'ar dakikalar karıştırarak sonucu mükemmel hale getiriyor. Buraya geldiğimizde ise Ergomaster aslına bakarsanız hem her şeyi iyice parçalıyor hem de şu kolay tutma tuşu sayesinde yorulmadan uzun süre rahatlıkla elinizi yormadan çalıştırıyor ve vakumla beraber her şeyi güzelce çekiyor. Hadi gelin bunu şimdi pay edelim. Şu gördüğünüz yoğun kıvamlı pişmeyen pudingi kahve fincanlarına porsiyonlayıp buzdolabına atıyorum iyice dinlensin diye. Arada fırındaki crumble'ı çatalla iki tur daha karıştırıp tezgaha çıkartıyorum. İyice soğuduktan sonra bu lezzetli pudinglerin üstüne güzelce serpiştiriyorum ve tatlı servise hazır. Şunun güzelliğine bak böyle. Yapması benden, uygulaması sizden. Pişmeyen bir muzlu puding, üstünde nefis bir crumble. Böyle şahane bir tatlının da en güzeli evde. Hepinize afiyet olsun.